Harver Plus hoş geldiniz. Bu videomuzda 20 Nisan'da BIM'de satışa çıkacak Trust'ın oyuncu klavyesini inceliyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bu klavyenin mouse'u, mousepad'i ve kulaklığını da incelemiştik. Hemen yukarıdaki kartlar bölümünden o incelememizi de izleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce şunu da hatırlatalım. Bildiğiniz gibi 20 Nisan itibariyle satışa çıkacak bu ürünleri sizlere hediye edeceğiz. Yarışmamıza katılmak için isterseniz bu videoyu, isterseniz de bir önceki videoyu HWP ile Twitter'da veya Facebook'ta paylaşmanız yeterli. İsterseniz şimdi gelin hep beraber klavyenin detaylarına yakından bakalım. Biz klavyeyi internet üzerinden 22 liraya aldık. Ancak BİM'de 27 liraya satılıyor. Yani işte kargoyu falan hesap ettiğinizde internetten almak daha uygun olabilir. Araştırmanızı yaptıktan sonra almanızı tavsiye ediyorum. Klavye geçecek olursak aslında hani oyuncu klavyesi olarak geçiyor ama ok tuşlarının kırmızı renkli ve WASD tuşlarının kırmızı renkli olması dışında aslında bu klavyeyi bir oyuncu klavyesi yapan hiçbir şey yok. Zaten çok uygun fiyatta olduğu için hani farklı bir özellik beklemiyordum ama hani bir anekdot olarak belirtmiş olayım. İşte normalde oyuncu ürünlerinde gördüğümüz makro tuşları veya işte multimedya tuşları vesaire hiçbir şey yok standart düz bir klavye bu arada arkadaşlar klavyede herhangi bir şekilde arka aydınlatma yok bahsettiğim WASD ve ok tuşları direkt tuşun kendisi boyalı herhangi bir şekilde arka aydınlatmanın olmadığını belirtelim şimdi aslında klavye ile alakalı çok söylenecek bir şey yok sadece şunu söyleyebilirim malzeme kalitesi fena değil ve yazı yazarken tuşlara basış hissiyatı gayet güzel yani zaten işte herhangi bir bilgisayarcıdan vesaire 20 liraya satın alabileceğiniz bir klavye ihtiyacınız varsa bence iş görecektir. Tabii ne kadar uzun süre dayanır veya işte üzerine bir şey döktüğünüzde falan hemen bozulur mu gibi soruları ne yazık ki şu anda cevaplandıramıyorum ama şunu belirteyim. Kutunun üzerinde oluşacak su sıçramalarına karşı bir koruma olduğundan bahsedilmiş. Ama tabii ki bunun ne kadar geçerli olup olmadığını şu anda pek test etme imkanımız yok. Benim kişisel yorumum eğer hani gerçekten e, çok uygun fiyatlı bir klavye ihtiyacınız varsa ya ben işte 20 lira vereyim, bir klavye alayım. Daha fazla bir beklentim yok. Ekstra bir özellik beklentim yok diyorsanız alabilirsiniz. Böyle söylüyorum çünkü dediğim gibi yani basış hissiyatı falan gayet güzel. E, yazı yazarken veya oyun oynarken sizi rahat hissettiriyor. Ama tabii ki bir makro tuşunun olmayışı Arka aydınlatma işinin, arka aydınlatmanın olmayışı, üzerinde hiçbir işte müziğinizi ayarlayabileceğiniz, sesinizi ayarlayabileceğiniz bir tuşun olmayışı bu cihazın handikapı. Ancak tabii ki yani 20 lira civarında satılan bir e, klavye olduğu için bunları bir derecede şey görebiliriz, hoş görebiliriz. Son olarak şunu da belirteyim, yani bin fiyatı 27 lira, biz 22 liraya aldık ama bir 10 lira falan daha fazla vererek hem arka aydınlatmaya sahip hem de gerçekten işte oyuncuların beklentisini karşılayacak birkaç özelliği sunan klavyeleri tercih edebilirsiniz. Ama yok benim daha fazla verecek param yok ben 20 lira vereceğim bir klavye alacağım diyorsanız da alınmayacak bir model değil. onu da tekrardan belirteyim. Genel olarak Trust'ın oyuncu klavyesinin özellikleri bu şekildeydi. Siz bu ürünlerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.